Şu model organizma nedir? Aslında model organizma dediğimiz şey deney ve araştırmalarda kullanılan uygun özellikleri taşıyan canlılara verilen isim. Bakarsan eğer bunlarla aslında laboratuvar ortamında üretmek, üretimlerini devam ettirmek çok kolay. Bunlar deneysel avantajlar sağlıyorlar bize. O yüzden biz bunları kullanmayı tercih ediyoruz, model organizmaları. Ve bunlar hem ucuz hem etik açısından da fazla sorun yaratmayan canlılar olması gerekiyor. Üzerine çalışılması zor olan diğer türler hakkında insan da dahil zor olanlar arasında bilgi edinmek için kullanılıyor bu canlılar. Neden bu canlıları kullanıyoruz? Yaşam döngüleri kısa olduğu için. İnsan genomu ile homolojisinin yüksek olması, jenerasyonlar arası sürenin kısa olması, yani kısa bir şekilde üreyebilmesinden bahsediyor. Embriyonik gelişimin kolayca izlenebilmesi ve müdahale edilebilir olduğu için. Kolay kültüre alınması, laboratuvara alınması, deney manipülasyonlarına uygun olması, genetik analizlere uygun olması ve etik açıdan da fazla sorun oluşturmamalarından dolayı biz model organizmaları kullanabiliyoruz. Ve 3 çeşit model organizmamız var. Birinci genetik, ikinci deneysel, üçüncü genomik model organizmalarımız varken birincisini bir konuşalım. Mesela neler olabilir bunlar? Sirke sineği olabilir, tek hücreli bazı mantarlar veya yuvarlak solucanlar olabilirler. Ne için kullanıyoruz? Genetik, bak, genetik analizler için kullanıyoruz. Bunlar çok hızlı ürerler ve kısa zaman içerisinde çok fazla nesil oluşturabilirler. Çok fazla mutant bireyler genelde elde edilebilir burada ve genetik haritaları da çok rahat çıkarılabilir oldukları için biz birinci genetik model organizasyonlarda şu canlıları kullanıyoruz gençler. İkincisi deneysel model organizmalar ise bunlar neler olabilir? Tavuk olabilir, kurbağa türleri olabilir. Bunlar ürettikleri dayanıklı embriyolar nedeniyle gelişim biyolojisinde model olarak kullanabiliyoruz. Üçüncüsü daha üst düzey. Neler kullanabiliyoruz? Mesela şişen balık dediğimiz bir canlımız var gençler. İnsanlarınkine benzer gene sahiptirler. Ancak daha küçük genomları vardır. Büyüklükteki bu farklılıklar insan genomundaki DNA tekrarlarından ve intronlarından kaynaklanıyormuş. Bu tip genomik olarak kullandıklarımız aslında ne demek? Genetik ya da deneysel avantaj ve dezavantajlarına bakılmaksızın model organizma olarak seçiliyorlar. Çünkü evrimsel gelişimde çok önemli bir noktada olmaları ya da genomlarının bazı kalitesi bunlar üzerinde çalışmayı ideal kılıyor. Ya aslında siz şunu bilin, model organizmalar üzerinde çalışmalar yapabildiğimiz, etik açısından sorun olmayan, çok hızlı üreyebilen, üzerinde çalışmalar yapabildiğimiz canlılar aslında. Burada bir de bir yandan amacımız ne? İnsan genleriyle yakından ilişkili oldukları için bu canlıları kullanabiliyoruz. Mesela meyve sineği ve ip solucanı dediğimiz canlılara insan hastalık genlerinin %60'tan fazlası şaşırtıcı bir şekilde bu canlılara benziyor. Mesela bizim immün sistemimiz gibi ileri düzeyde evrimsel gelişimi etkileyen genler basit hayvanlardakine daha az benzerlik gösteriyor. Bu gibi genler için fare gibi bize daha yakın model canlıya ihtiyaç duyuluyor. Hani daha üst düzey sorunlar için daha üst düzey canlılara geçiyoruz. Fare genomlarının organizasyonu insan genomlarının organizasyonuna benzerdir. İnsanlarda gözüken bozuk genlerin taklidiyle hastalık modellerini kanıtlamak için fareler kullanılabilir. Ayrıca bu modeller yeni ilaçların etkinliğini testinde de kullanılabilir. Bu arada biz biyoteknoloji ve genetik mühendisliğini bir sürü alanda kullanabiliyoruz. Bir tarım alanındaki uygulamalara bakalım. Şimdi rekombinant DNA teknolojisini burada kullanarak bitkilerde ürün kalitesi ve verimlilik arttırabilmekteyiz. Mesela bitkinin böceklere, soğuğa, kuraklığa, tuza, herbisitlere yani yabancı ot öldürücülere, virüslere karşı dirençli olmasını sağlıyoruz. Amacımız bu. Ayrıca pek çok bitkinin tek bir doku hücresi kültür ortamında geliştirilerek olgun bitki oluşturabilmektedir. Burada aslında tarımda DNA teknolojisinin kullanımı oldukça kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Genetiği değiştirilmiş tek bir hücreden istenilen özellikleri taşıyan verimli bir bitki türü elde edilebilmekte gençler. Burada da sonraki nesillere tohumlarla taşınabilmekte. Mesela bitkilerde klonlama basamaklarından bahsedelim. Mesela bir tane Argobacterium plazmitlerinden birine, A plazmiti diyelim buna. Rekombinant DNA tekniğiyle antibiyotik direnç geni ve böceklere karşı direnç geni aktarılıyor. Bitki yaprağı kesilerek yaralanma bölgesine Argobacterium bakterisi bulaştırılıyor. Yaralanan bitki hücrelerinden salgılanan özel bir madde.
bakterideki diğer plazmiti aktif hale getiriyor. Ve B plazmiti rekombinant A plazmitin bitki hücresinden geçmesini sağlıyor. Böylece istenilen gen bitkiye aktarılmış oldu. Genetiği değiştirilmiş bitkimiz var artık. Kültür ortamında bunları yapabiliyoruz gençler. Ve böylece yeni bitki hem antibiyotiğe hem de böceklere karşı dirençli olabiliyor. Antibiyotiğe direnç genini, böceğe direnç genini biz canlıya verip bunu bitki içerisinde çoğalmasını ve bitkinin de daha sonradan bunları gerçekleştirebilmesini sağlayabiliyoruz gençler. Peki hayvanlarda nasıl olacak? Duymuşsunuzdur Dolly'mizi. Canım Dolly. Memeli hayvanlarda gerçekleştirilen ilk hayvan klonlanması. Bir genel özelliklerini vereyim, sonra size göstereyim nasıl hayvanlarda klonlama gerçekleştirmiş bilim insanlarda. Mesela insanlardan izole edilen büyüme hormonunun geninin fare embriyolarına aktarımı sonucunda normale göre daha iri fareler elde edilmiştir. Veya bir sığır ırkından fazla kas üretimine neden olan bir geni izole ederek farklı ırktaki sığırlara hatta koyunlara aktarılmış ve daha fazla et üreten transgenik organizmalar elde edilmiştir. Aslında bitki ve hayvanlara ata canlıyla aynı genetik özelliklere sahip canlılar elde edebiliyoruz. İlk klonlama 1997 yılında ilk memeli Dolly'miz gerçekleşmiş gençler. DNA'sını aldığı koyunun genetik olarak ikizi. Bak gösterelim. Ne oluyor mesela? A koyunu dediğimiz bir koyunumuz var. Bir de B koyunumuz var. A koyununun meme hücresinin çekirdeğini çıkarıyorum. Restriksiyon endonükleaz enzimiyle değil mi? Kesiyorduk. Sonra yumurta hücresinden de bir başka koyunun yumurta hücresinin de çekirdeğini çıkarıp sitoplazmasını kullanacağız. İkisini daha sonra elektrik akımıyla beraber bir araya getirdiğimde bu hücreler çoğalarak erken embriyoyu oluşturmuş oluyor. Ve çok farklı bir koyun olan C koyununa bunu yerleştiriyoruz. Şimdi oluşan bu canlı, yeni canlımız, Dolly'ciğimiz kimin aynısı? Kimin aynısı? A koyununun aynısı. Çünkü çekirdek kimden geldiyse, yani DNA kimden geldiyse o koyunun gençler aynısı olacak. B koyunu burada sadece organellerini verdi. Hatta bize şeyi sorarlar. Mitokondriyal DNA. Mitokondriyal DNA hangi canlıdan gelmiştir? B koyunundan. Ama asıl DNA A koyunundan. C koyunu kim? C koyunu sadece bir taşıyıcı gençler. Sadece bir taşıyıcı kendisi. Aslında yaptığımız olay bu. Size buradan böyle sorular gelecek. Hani hangisinin, Dolly hangisinin ikiz kardeşi gibidir? Tek yumurta ikiz kardeşi gibi A koyununu. B koyunundan ne almış? Organellerini, sitoplazmasını, hücre zarını almıştır. Mitoz bölünmeler sonucunda da erken embriyo oluşmuş zaten. İlerlersek eğer, çok ince, İğne yapısına sahip mikro enjektör ile hücre zarı geçilerek doğrudan çekirdeğe rekombinant DNA aktarılması yöntemine biz mikro enjeksiyon yöntemi diyoruz gençler. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bunlar hani dedim ya size ÖSYM önemsiyor biyoteknolojiyi gençler. Bu bilgiler önemli. Mesela 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde uzman bir ekip tarafından yürütülen çalışmalarda Türkiye'de ilk klonlama gerçekleştirildi. Ve klonlanmış kuzuya Uyalı adını verdik. 2009 yılında da TÜBİTAK, İstanbul ve Uludağ Üniversitelerinin işbirliğiyle yürütülen Anadolu Yerli Sığırlarının klonlanması projesi kapsamında klonlanan buzağıya da Efe adını vermişlerdir. Oyalı koyun kuzunumuz, Efe ise yeni sığırlarımız gençler. Haberiniz olsun. Bu arada bizim Dolly'miz hakkında çalışma yapan bilim insanımız Wilmut. Ian Wilmut'un çalışmasından bahsetmemiz gerekiyor. 1986 yılının ilk yarısında Profesör Wilmut ve ekibi ilk kez embriyonik hücrelere adları Megan ve Morag olan iki kuzuyu çift üretmeyi başardılar. Embriyonik hücrelerde adları Megan ve Morag olan iki kuzu çift üretmeyi başarmışlar. 97 yılında gelindiğinde ise Profesör Wilmut yetişkin bir koyunun meme hücresinden adını o dönemin sanatçılarından biri olan Dolly Parton'dan alan Dolly isimli bir koyunu kopyaladıklarını duyurdu. Bu o zamana kadar ilk kez bir vücut hücresini, yumurta hücresini füzyonu sonucu ile elde edilmiş başarılı bir üretimdi gençler. Dolly'nin üretilmesi. Dolly 2003 yılında solunum problemlerinden dolayı ölmüştür. Ama Wilmut çalışmalarına halen daha devam etmekte.
ölmesiyle bitmedi çalışmalar gençler. Onun bu başarısı tedavi amaçlı hayvan klonlamalarında da kullanıldı. Bu amaçlarla hayvan klonlama önemi tıbbi bilimsel gelişmelerin kapısını aralamakla büyük umut ışığı üretmektedir. Mesela hemofili hastalarında önemli rol oynayan bir protein hayvanlar üzerinden üretilerek insanlara verilebilir ve hastalığa çözümler geliştirilebiliyorlar. Organ nakillerinde ve bu klonlanmış hayvanlar kullanılabiliyorlar. Süt ve yün üretimi gibi amaçlar için klonlanmış hayvanlar olası bir kaynak sıkıntısına çözüm olabiliyorlar gençler. Peki tıp alanında nasıl çalışmalar oldu? Tarım çalışmalarını gördük az önce. Tıp alanında nasıl çalışmalar oldu? Az önce size gen klonlanmasında ben örnek vermiştim gerçi bunu ama tekrardan veriyorum. İlk ürün insülin hormonudur gençler. İnsülin genini alıp başka bir mesela bakterinin plazmitine aktarılması sonucu insülin geni oluşturulmuştu. Çok sayıda ve çok ucuz miktarlarda hani ücretlerde oluşturulabiliyor. Hatırlıyorsanız DNA molekülünden restriksiyon endonükleaz enzimiyle kesilmiş insülin genini bakterinin plazmitine yapıştırıyorduk. Yapıştırdıktan sonra bakteriye verip daha sonra bakteri de bunların her bölünmesinde eşlenen DNA ile birlikte plazmitin de eşlenmesiyle insülin genini daha sonra oradan izole edebiliyorduk. İnsülin genini böyle aktarabiliyoruz. Bunlar daha sonra büyüme ve kalsitonin hormonu üretimi için kullanılmıştır gençler. Mesela 1980'li yıllarda izole edilen insan interferon geninin Escherichia coli bakterisinin genomuna yerleştirilmesiyle çok daha ucuz ve fazla miktarda interferon üretimi gerçekleştirilmiştir. İnterferon ne yapıyordu bu arada? Hücrelerin virüslere karşı oluşturduğu savunma proteinleriydi. Böylece interferonlar sayesinde virüs enfeksiyonları engellenmesine yararlanıldı. Bunları da sağladı. Peki endüstri alanında ne gibi çalışmalar yapıldı gençler? Rekombinant DNA teknolojisinin kullanıldığı alanlardan biri de bu, biliyoruz. Sentetik olarak bazı enzimleri üretebiliyoruz gençler. Daha hızlı ve ekonomik üretim yapabiliyoruz aslında. Tıpta, gıda endüstrisinde, deterjanlarda, tekstilde, çevre kirliliğinin önlenmesinde, dericilikte ve kağıt endüstrisinde de kullanabilmekteyiz biz bunları. Peki çevrenin korunmasında ne gibi değişiklikler yapıyoruz? Bunlar çevre sorunlarının çözümü için önemli bir şekilde kullanılıyor. Bu özgür enzimlere sahip olan ve atıklarda yaşamlarını sürdürebilen binlerce bakteri türünü doğanın geri dönüştürücüleri olarak kullanabiliyoruz gençler. Mesela kompostlama ve atık su arıtımı. Bunun bilinen en iyi örneği. Kompostlama dediğimiz saman, kağıt, mutfak atıkları gibi atık ürünler bakterilerin ürettiği enzimlerle ayrıştırılıyor. Veya lağım sularının arıtıldığı sistemlerde de bakteriler kullanılıyor. Organik bileşikleri parçalayarak zararsız hale getiriliyorlar. Veya bakır, kurşun, nikel gibi ağır metallerin doğada birikmesini engelleyip bunların canlılara olan zararlarını, etkilerini azaltabiliyoruz. Veya petrol gibi çevreyi kirleten pek çok maddenin temizlenmesine transgenik mikroorganizmalardan gene yararlanılmaktadır. Başka? Peki nanoteknoloji alanındaki çalışmalara bakalım. Nanoteknoloji nedir? 1 ve 100 nanometre arasındaki boyutlardaki malzemelerin özelliklerini inceleyen mühendislik, fizik, kimya, biyoloji ve tıp alanlarını kapsayan disiplinler arası bir alan. Önceden bilinmeyen özellikleri keşfedip elde edilen bulguları kullanarak yeni cihaz ve sistemler geliştirilmesidir. Bu sistemlerle de hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanabiliyoruz. Mesela kanserli hücrelerin büyümesini önlemede kullanabiliriz. Nanonifler miyomedikal anlamda tıbbi protezler yani yapay organ, yapay damarlarda, teletip malzemelerinde, ilaç transferlerinde, yara örtü malzemelerinde veya tıbbi yüz maskelerinde, doku iskeletlerinde bir sürü yerde kullanabiliyoruz gençler. Peki son bir şeyden bahsedelim. Birazcık sonlara doğru geliyoruz artık. Bakalım. Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yürütülen 3 boyutlu doku ve organ basımı çalışmalarında tıpta çığır açacak bir buluş yapılmıştır gençler. 3B biyoyazıcıyla üretilen AOT dokusu sayesinde artık insan vücudunun yapay organı reddetmesi dönemi de kapatılıyor yavaş yavaş. Peki GDO dediğimiz bir madde var. Genetiği değiştirilmiş organizmalar. Bir canlının gen diziminin değiştirilmesi ya da ona kendi doğasında bulunmayan bambaşka bir karakter kazandırılması yoluyla değişmiş olan bu canlı organizmaları biz genetiği değiştirilmiş organizma kısaca GDO adı verebiliyoruz.
Ama tabii ki GDO ile ilgili bir sürü kaygı bulunuyor bizde de aynı şekilde olmak üzere gençler. Nedir peki? Öldürücü alerjenlere sebep olabiliyorlar. Yemler hayvanlardaki antibiyotik direncini arttırıp antibiyotiklerin etkisini azaltabiliyorlar. Çoğu GDO'nun içerdiği böcek öldüren toksinlere hamile kadınlarda kanında ve fetüsüne rastlanmıştır gençler. Bu durumda yani GDO'nun bazı sıkıntıları yavaş yavaş ortaya çıkıyor zaten. Yabani ot ilaçları memeliler için toksik etki ve insanlarda hormonal dengeyi bozma riski taşıyorlar. Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda Viyana Üniversitesi'nde GDO'lu domatesleri yiyen farelerin 3 nesil sonra kısırlaştığı gözlenmiştir. Ve daha sonra da fareler üzerinde yapılan deneylerde kanserojen etki tespit edilmiştir. Yani istemeden de olsa insanlara zarar verecek, belki de insan türünün ortadan kalkmasına neden olacak bir mikroorganizma ya da başka bir tür yaratılabilir. Bunlar biyolojik savaşlarda insanların zararına da kullanılabilirler. İnsanlığa yeni bir hastalığa yol açan bakteri, vücudu savunmasız bir hale bırakabileceği için ciddi hastalıkları da yol açabilirler. Ve işte böcek türlerini öldüreceğiz derken bitkilere de zarar verebiliriz. Bazı dev anonim şirketleri kontrol edebiliyorlar bunları. Ama hani tabii ki zararları olduğu gibi yararları da var gençler. Yani neden yapılsın ki yoksa GDO'lu maddeler, değil mi? Besinler aslında daha cazip, daha kaliteli hale gelsin veya daha çok ürün alınsın diye genetiği değiştirmiş organizmalar bulunuyor. Hastalıklara karşı daha dirençli sağlamak, verim artışı yoluyla dünyada açlıkla mücadele edebilmeyi sağlıyorlar. Meyvelerin olgunlaşma süresini kısaltıp besin ögeleri zenginleştirilebiliyorlar. Depolama raf ömrü uzatılıp besinlerin tatları arttırılabiliyorlar. Mesela kutupta yaşayan bir balıktan alınan antifriz geni çileğe aktarıldığında çileğin soğukta da yetiştirildiği sağlanmıştır. Mesela bundan bahsetmiştim. Beyaz pirince A vitamini verip pirinç türlerinin A vitamini ürettiği gözlenmiştir. Gibi gibi durumlarla aslında biz hani GDO'nun tamamen kötü değil de iyi yönleri olduğunu da biliyoruz. Ama tabii ki zararları da var. O yüzden dikkatli kullanılması gerekiyor. Şu biyogüvenlik ve biyoetikten de bahsetmezsek olmaz tabii ki. Biyogüvenlik derken neyden bahsediyoruz? Canlılara zarar verecek maddelerin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlıyoruz. Yani insan ve diğer canlıların sağlığını, çevre ve biyolojik çeşitliliği korumak için GDO ve ürünleriyle ilgili faaliyetlerin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak istiyoruz. Amaç bu. Biyoetik nedir? Biyoteknoloji ve gen teknolojisinde yaşanan gelişmeler, insan ve diğer canlıların yaşamlarını, İnsanın özgürlük ve onuru açısından etik anlamla meydana getirdiği sorunların irdelenmesini ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi üzerine yapılan bir disiplin gençler. Biyoetik çalışmaları nedir? Yüksek teknolojiyle gerçekleştirilen bilimsel araştırmalarda nelere izin verilip nelerin yasaklanmasına karar veriyor. Etik anlamda doğru kabul edilebileceği gibi soruları yanıt arayıp bu konuda standartlar geliştirilmesini hedefliyorlar gençler. Ve size biyoteknoloji alanında anlatabileceklerim bunlar gençler.